Yani Cenk, niye böyle yapıyorsun anlamıyorum, tamam. Dizi bitmiş olabilir, yayından kalkmış olabilir, moralim bozuk olabilir ama bir sürü yeni teklif geliyor. Bu bizim ilişkimizi neden etkiliyor ki? Sana anlatmam gereken şeyler var Irmak. Bunları duyunca zaten sen de benimle beraber kalmak istemeyeceksin. Ne anlatman gerekiyor? Korkutma beni Cenk. Bir kere benim adım Cenk değil. Pamir. Biliyorum zaten. Biliyorum sahne adının Pamir olduğunu. Jenerikte, medyada falan öyle geçiyor. Gerçek adım Pamir. Ayrıca ben zengin bir ailenin çocuğu falan değilim. Aslına bakarsan kimsem yok. Ablam, seni ziyarete geliyordu klinikte. O da bir oyuncu. Bu oyunun bir parçası. Irmak, güzelim. Her şey bir oyun olarak başladı ama... ben bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğim. Ben sana fena kapıldım. Bu yalanına daha fazla yüzüne bakamam. Beni affet. Almanya'daki iki olayı da Erol Duraz yaptı. Kızlara durumu hemen anlatalım o zaman. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Avustralya'da büyük bir arazi hazır. İçinde iki tane kocaman güzel evler. Para transferi de iki güne kadar biter. Bir tek iş kızları razı etmeye kaldı. O zaman uçağa binip gidelim, oraya gidince de durumu anlatırız. Yoksa onlar buradan adım atmaz ki. Aynen öyle yapacağız. Onlara durumu burada söylersek başlarlar şimdi. Burası dağ başında, polis var, biz avukatız. Uğraş dur. İki sene konuşsak ikna edemeyiz oraya gitmek için. Ya oraya gittik bir sorun olmaz da... Şadiye ile Irmak ne olacak onu düşünürler herhalde. Aldıracağız yanımıza. Yapacak bir şey yok. Vallahi aklım kesmiyor ya. Yemin ediyorum kesmiyor. Benim de kesmiyor Fırat. Benim de kesmiyor da... bu saatten sonra burada duramayız. Hoş geldin hayatım. Akşam yemeği misafirlerimiz var. Kim? Cenk ile Irmak. Onlar ne zaman vazgeçecek birbirinden? Niye vazgeçsin birbirlerinden onlar? Onu anlamıyorum. Sen niye taktın bu çocuğa ya? Hoş efendi, düzgün bir çocuk işte. Ayrıca Irmak da çok aşık. Niye vazgeçsinler yani? İyi geldi kıza. Peki. Peki? Niye peki taktın yani? Peki. Allah Allah. Lan soğut kendinden, ufak ufak uza diyoruz ama anlamıyor. Zamp gibi yapıştı kıza. Tövbe estağfurullah, kıracağım boynunu ama. Bu güzel davetiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Evet, gerçekten her şey çok güzel olmuş Deniz Hanım. Afiyet olsun. Ama şöyle mi yapsak acaba? Şu hanım, bey falan bunları kaldırsak. Ben Deniz, bu da Sermet abin. Sizin bu kadar yakınken bu kadar mesafeli olmaya gerek yok be. Yok canım, bana Sermet Bey diyebilir. Yani öyle kasmayalım kendimizi. Cenk bana her şeyi anlattı. Adı Cenk değilmiş, Pamir'miş. Üstelik sahne adı değil, gerçek adıymış. Ne oldu enişteciğim? Bir rengin soldu. Havadandır ya. Havadan. Hani nem var bayağı bir. Ekim ayındayız. Sonbahar gelemedi bir türlü. Bir dakika, ben anlamadım. Niye böyle bir yalana gerek duymuş Pamir Bey? Ayrıca ailesi zengin falan değilmiş.
kimsesi yokmuş. Bana böyle bir yalan söylediği için benden ayrılmak istedi ama ben izin vermedim. Ona paranın önemli olmadığını söyledim. Ben hala anlamadım niye böyle bir yalana gerek duyduğunu ama. Irmak gibi varlıklı birinin benimle ilgilenmeyeceğini düşündüm. Aptalca bir fikirdi, kabul ediyorum. Ama zaten daha fazla yapamazdım. Yani ben onu çok seviyorum gerçekten. Bu yalanı daha fazla sürdüremezdim. Hepinizden özür dilerim. Biz bunları aramızda konuştuk, hallettik. Siz de bilin istedim. Hayır yani, aşkta, sevgide paranın ne önemi var ki? Bence hiç şık bir hareket değil. Cenk mi, Pamir Bey mi neyse bilmiyorum ama... bence çok güven kırıcı bir şey. Ben böyle düşünüyorum Irmak. Sen böyle düşünmüyor musun acaba? Ben sizi yalnız bırakayım. Bir sigara için bahçede geliyorum. Sen kül tablasının yerini göster. İnsan aşk için garip garip şeyler yapabiliyor değil mi ablacığım? Bu şerefsiz her şeyi yürütmüş. Bu cadı da bana abi altından sopa gösteriyor. Yani bir sen eksiktin. Bu kadar derdimin içinde bir sen eksiktin. Müsaadenizle ben hemen geliyorum. Bak şimdi buraya indim mi çıkış yok yani. Çıksam bile çok farklı olur ya. Hani çok mu merak ediyorsun? Şunu niye kullandığımızı çok mu merak ediyorsun? Çok mu merak ediyorsun? Bunda ne yapıyoruz çok mu merak ediyorsun yani? Şimdi abim gelecek ortalık karışacak yani. Bak niye pastı bu? Niye pastı? Tetanos. Anladın? Ne anlattın lan kız ya? Ne kadarını anlattın? Sadece zengin bir alem olmadığını biliyor. Başka bir şey anlatmadım. Dokuz daha fazlasını biliyor. Düşman gibi baktı bana. Ne biliyor bu kız? Bilmiyor. Sadece o kadar. Tamam. Şimdi sen buradan kalkacaksın. Yukarı çıkacaksın. Kıza diyeceksin ki... mevzu bitti. Arkadaşın ödemesini yapın. Ben o kızı gerçekten seviyorum. Para mara da istemiyorum. Beni bu halimle kabul etti. Ne yapacaksan da yap, umurumda değil. Ne diyorsun lan sen? Ya abi, bir saniye bir konuşabilir miyiz ya? Aklıma bir şey geldi abi, bir şey diyebilir miyim sana? Gel abi. Abi, tamamdır işte yani. Bunu parayla pulla satın alamazsın abi. Tamam işte, çocuk seviyor, kız da onu seviyor. Tamamdır. Senaristin yazdığı dalga tamam yani. Ne yapacaksın abi? Ben bunları paketlerim Avrupa'ya yollarım. Ben de. Sen abi dünyanın öbür ucuna bir de ırmak mı taşıyacaksın, onu taşıyacaksın, bunu taşıyacaksın. Kafaları yersin sen ya. Tamam abi bizim işimiz. Bak yenge kullanacak, sen çık yukarı. Tamam tamam. O zaman çocuğun hesabına bir 30 bin avro verin. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.